Değerli milletvekilleri, ilgili kanun teklifi enerji ve maden şirketlerine imtiyazlar, çeşitli hak ve muafiyatlar getiriyor. Kamunun yetki ve denetim sorumluluğunu azaltıyor, kamu alacaklarına ilişkin bazı düzenlemelerle kamu gelirlerini azalmasına yol açıyor. Yetki ve sorumluluk büyük oranda uzman bakanlıklara ve kamulara değil, Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Yani tek adam rejimini daha da güçlendiriyor. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinde vatandaşın derdini çözmeye yönelik tek bir madde bulunmamaktadır. Aylardır sayıları katlanarak artan işsizlerin, düşük ve kısıtlı ücretle çalışan işçilerin, ölüm kalım mücadelesi veren KOBİ'lerin, eve ekmek götüremiyorum diye feryat eden esnafın, aybaşını bir türlü getiremeyen emeklilerin sorunları bu torba kanun teklifinde de yok sayılmıştır. Önümüzdeki kış aylarında kömüre, doğalgaza, elektriğe, suya, uzaktan eğitim için internete harcayacak parası olmayan vatandaş yine göz ardı edilmiştir. İktidar, vatandaşın kanayan yarasına merhem olmak yerine çıkardığı bu kanunlarla yandaş sermayeye kalkan olmaya devam etmiş, vatandaşı değil her zamanki gibi yine yandaşı tercih etmiştir. Değerli milletvekilleri, ekonomik krizin giderek derinleştiği, işsizliğin sürekli arttığı bu dönemde çıkarılan kanunların ve yapılan düzenlemelerin asıl amacı vatandaşın refahını artırmak olmalıdır. İktidar çıkardığı bu kanunlarla enerji şirketlerine hak ve muafiyetler sağlamaktadır. Şirketler bu imtiyazlar sayesinde sağladığı kazancın ufak bir kısmını bile vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturalarına indirim olarak yansıtmamaktadır. Elektrik üretiminde kendine yeten bir ülkeyiz. Buna rağmen elektriğe sürekli zam gelmekte, faturalar her ay kabarmaktadır. Daha geçen ay elektriğe %75.75 zam gelmiş, son 3 yılda elektriğe gelen zam %80'i geçmiştir. Doğalgazda ise durum daha da içler acısı. Avrupa'da metreküpü 110 ila 120 dolar olan gazın fiyatı ülkemizde 250 ila 280 dolar arasında değişmekte. Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden gazı Avrupalılar bizden daha ucuza tüketiyor. Değerli milletvekilleri, TÜİK tarafından geçen ay açıklanan ayarlamalı verilere göre konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı 2020 yılında 2019 yılının aynı dönemine göre %32.3 arttı. Doğalgazda yaşanan fiyat artışı ise elektrikteki artışın çok daha üzerinde. Vatandaşın 2020 yılında ödediği doğalgaz faturası bir önceki yılın aynı dönemine göre %34.7 arttı. 2020 yılının ilk 6 ayında faturasını ödeyemediği için 1.655.000 kişinin elektriği ve doğalgazı kesildi. Her ay ortalama 185.000 konutun elektriği, 80.000 konutun doğalgazı kesiliyor. Günü geçmeden vatandaşın elektriğini kesen dağıtım şirketleri, EPDK tarafından kendilerine kesilen, Sayıştay tarafından ödenmediği tespit edilen borçlarını devlete ödemiyor. Bu şirketlere kesilen 3.7 milyar ceza zaman aşımına da uğramak üzere. Saraylarda yaşam sürenlerin umurunda olmayabilir. Ekonomik kriz ve pandemi yüzünden vatandaş darda. Okullar açıldı, kış geldi, giderler arttı, vatandaş zorda. Ekmek askıda, vatandaşın gözü döviz kurunda, faizde. Vatandaş eziliyor, iktidar seyrediyor. Hükümet acı reçeteyi her zamanki gibi yandaşın değil, vatandaşın önüne koyuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.